Bu maçta oyuncu performanslarından çok bence takım birlikteliği kendini gösterecek. Yani Galatasaray maçıyla oynuyor. benzer dediğimin nedeni de bu. Galatasaray maçında bir hedefi vardı, Trabzonspor'u yenmek. O maça hakikaten aşırı konsantre oldular. İlk yarı itibariyle çok iyi oynadılar. İkinci yarının belli bölümü gene fena değildi. Ama sonuçta Trabzonspor oyuncu kalitesiyle ön plana çıktı. Bireysel hataları da golle değerlendirdi ve sonuçta istediği 3 puanı aldı. Şimdi Fenerbahçe maçı da çok yakın. Bence aynı düşünceyle yani Galatasaraylı oyuncuların aynı düşüncesiyle Fenerbahçe takımı sahaya çıkacak. Aynı şekilde oynayıp kazanmak isteyecek. Yani bir prestij maçı gibi duruyor Fenerbahçe için. Yani arada şöyle bir fark var. Yani Galatasaray'ın e, yani oyuncu performansıyla Fenerbahçe'nin şu an evet 3 maç kazanmasına rağmen oyuncu performansında bana göre büyük bir fark var. Yani evet iki takım da duyguları ve o kazanma coşkusuyla oynuyor. E, ama Fenerbahçe aynı coşkuyu sağ içerisinde iletişim anlamında çok kuracağını ben tahmin etmiyorum. Bu maç farklı olur hocam. Yok yani farklı olur diye bir maç önü konuşması yapıyoruz. Ama e, birazcık olsun yani olayı... Genel konuşursan olay, evet. Yani Pratiğe, ne, o nasıl oynayacağı, 3 maçtır evet kazanıyor ama 3 maçtır da Fenerbahçe dedim ya... ...hani farklı oyuncu gruplarıyla oynadı İsmail Hoca... Tam olarak ne oynadığını da göremedik, evet kazandı bir şekilde kazandı Fenerbahçe. Yani şimdi ama bu çok farklı olacak diye yani, düşünüyoruz, yani, öngörüyoruz en azından. Yani şöyle bir daha bir motivasyonlu, daha bir arzulu bir takım göreceğiz ama işte Fenerbahçe'de bireysel oyuncularından hangi oyuncu Galatasaray gibi veya o günkü gibi e, Trabzonspor'u yorar diye düşündüğünüzde bulmak biraz zor oluyor. Ama sadece duygularıyla beraber aynı maç yaşanır gibi şeyi ben hani çok olacakmış gibi zannetmiyorum çünkü Trabzonspor e, Trabzonspor bir taktiksel takım, bir antrenör takımı yani bakıldığı zaman yani rakibin her oyununa tepki gösterebilecek kadar oyunu parça parça oynayabiliyor. ya yani ben o yüzden Fenerbahçe'nin aslında çok daha dikkatli ve yani o, o coşkuyu çok bir anda yakalayacağını ben, veya o coşkuyla oynayacağını ben düşünmüyorum. Olması daha, gereken Gaz, o coşku ama hocam. Olması yani. gereken o. Galatasaray takımının kazandığı son maçlara bakalım hocam. Göztepe maçını kazandı değil mi? 3-2. Şimdi oyuncu ve oyuna bakıyorsunuz. Torrent maçlardan sonra her şey çok gelişiyor diyor ama yani 3-2 kazandığı maç Akem son dakika penaltı Vardan çok güzel bir kararla verdi. Ama oyun açısından baktığın zaman Galatasaray bir soru işareti. Son Rize Spor maçı kazandı ama bakıyorsun bir soru işareti. Yani sen diyorsun oyuncu performansı. Bana bakarsan Fenerbahçe'de ona yakın oynuyor. Galatasaray çok net bir oyunla rakipleri yendiğini hiç görmedim ben. Hep ama zorlanıyor. Şimdi Galatasaray maçı başlamadan Gökhan Hocam yani diyebiliyorsun ki Kerem bugün oyunu farklılaştırır ha. Veya feguli veya Muhammed veya Gomis falan bir şey diyebilirsin ama Fenerbahçe'de bu isimleri bulamıyorsun. Şu an Fenerbahçe'de Arda oynarsa neler yapar? Oynamalı mı oynamamalı mı konusuna gidiyor. Serdar mı Belişya mı? Valencia zaten yok. E, Rossi sezonun hangi bölümünde olduğunu bulmak çok zor. İki tane Crespo, Zayis'den orada bir orta sahanın fiziksel oyunu kalıyor. İki Bekim bakıyorsunuz, Zala ile Samuel. Yani nasıl bir e, coşku bulunacak da e, şey yapılacak? Ben bunu tamamen bir duygusal bir coşku olacağını düşünüyorum. Oyunsal coşkuyu e, çok kolay yakalayacağını ben zannetmiyorum. Söylediğin yok. çok doğru. Oyunun başında o coşkuyu belki yakalayamayabilir ama e, seyircinin de bu maça özel bir ilgisi olacak. Şöyle ikinciliği kovalıyor diyoruz ya, şimdi Avrupa'da yok Fenerbahçe. Türkiye'de kupada yok. Elinde kalan bir teklik soru sezon için. İkinciliği kovalıyor. Şöyle bir avantajı var. Bu hafta Konya Spor, şu an 49 puanda Galatasaray'la oynayacak. Başakşehir 46 puanda Kayseri'ye deplasmana gidiyor. Fenerbahçe 46 puanda. Başakşehir Beşiktaş'la oynuyor sanki. Evet. Beşiktaş Beşiktaş'da. Başakşehir. Beşiktaş, Beşiktaş Başakşehir. Ha Beşiktaş pardon. Doğru doğru. Beşiktaş'ta. Şöyle bir avantajı var. Galatasaray Konya'yı yendi diyelim. Onlar da bir ivme yakaladı. Konya'da ikinciliği kovalıyor ama Galatasaray'da bir şekilde ivme yakaladı. Yukarı çıkmak istiyor. Başakşehir-Beşiktaş. Beşiktaş'ın kupada oynadığı oyunu gördük. O oyunu oynayabilirse Başakşehir'den galibiye çıkartabilir. Burada o skorlardan sonra Fenerbahçe inerse ikincilik için çok büyük bir avantaj sağlamış olacak. Yani bir hedefini bir, bir adım daha yukarı taşımış olacak. O yüzden senin dedin çok doğru. Duygusal coşku olacak. Bir de motive motive olacaklar. Mutlaka yani bu maçları da düşününce motive olmaları ve hani sezonun maçı diyoruz. Trabzonspor şampiyonluğa gidiyor. Tekon hocam haftalarda söylüyor. Ben dün gündüz programında söyledim. Bana sorarsanız da Trabzonspor şampiyon oldu. Yani 17 puan fark var Konyaspor'la. Hani o puan farkının kapanması çok zor bir ihtimal. Çok erken şampiyonluğu ilan edecek. O yüzden Fenerbahçe için çok daha önem arz eden bir Maç. o yüzden konsantrasyonları çok daha üst seviyede s olacak seyircinin duracağım. coşkusu hakikaten çok önemli yani ben bunu Galatasaray Rize maçında çok net gördüm Galatasaray mağlup duruma düşüyor baktığın zaman seyircinin tepki göstermesini bekliyorsunuz oyunculara yönetime ama Galatasaray seyircisi bir başladı takımı desteklemeye Galatasaray o destekle beraber yol almaya başladı bak, iki bir seyircisi biraz daha kırıldı iki, 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 bir yani. Hayır, bak, iki bir mağlup duruma iki bir mağlup duruma düştü o seyirci olmasa Galatasaray Rize Spor'u yenemezdi. Bu benim kendi görüşüm. Oyuncu performansı iyi oyuncular doğru. GOMU Bazen kırılgan. Bence şey bence orada seyirci kim olursa olsun yani o maçın sonuna kadar o takımla beraber olmaya karar vermişler. Hani sen şimdi kırılgan diyorsun ya. Yo maçlarda iki bir duruma geldiği zaman normalde Galatasaray seyircinin de kırılması lazım. ama kırılmadılar takımla beraber devam ettiler. Şimdi Fenerbahçe, Fenerbahçe seyircisi de seyircisi kendi oyuncusunu penaltı atarken Bence şimdi, için ben bence maçında, bence var. Bence Trabzon maçında bence Trabzon maçında biraz daha farklı olacak. Yani bu duygusal bir Yani sonuna kadar destekleyecek diye düşünüyorum. Yani ya bir birtak şekilde yani. takımı oyunun içinde nasıl Trabzonspor sonuçta Trabzon'da oynadığı her maçlarda seyirci takımı ateşliyor devamlı evet. şekilde. Ama takım da bunun karşılığını tabii ki veriyor. O seyirciyle takım bütünleşmesi bugünlere getirdi. İyi bir takım, iyi bir seyirci devamlı şekilde üstüne koydular. Şimdi Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir şey. Fenerbahçe tabii ki takım açısından denkleştirirsek, birebir oyunculara vurursak Trabzon tabii ki çok ağır basıyor şu anda. Yani bunu mukayese etmeye lüzum yok. Ama bu maçlar daha farklı maçlar. Yani taraftar sadece Trabzonspor maçını değil bütün maçlarda Fenerbahçe'nin şu an en büyük ihtiyacı. Hı? Yani bu sene taraftar Fenerbahçe oyuncu iletişimine bakıldığı zaman belki Fenerbahçe tarihinde en kötü dönemlerde böyle bir e, bozuk bir iletişim içerisindeydi. E, yani tabii ki bazen bu tip e, yoğunlukta e, takıma içerideki oyuna göre de değişebiliyor. Farklı yönlerde denebiliyor. E, yani evet taraftar oyunu güzelleştirecek. Taraftar güzelleştirecek ama Fenerbahçe buna ne kadar katılır e, onu biliyorum. Çünkü Galatasaray o coşkuyu taraftardan buluyordu ama Fenerbahçe'nin taraftarı bakıldığı zaman belki bu sene bir iki tane o da Avrupa maçının haricinde çok fazla oyuncuyu ileriye itmedi yani. Bu da bence bir büyük problem olduğunu düşünüyorum. Şu, şu çok önemli olabilir Hamdi Hocam. Eğer bu maçta seyircinin yoğun ilgisi olacak diyoruz ya, Cüneyt hı hı. Başta söyledi özellikle. Eğer maçın sonuna kadar o desteği gösterir, takımı bir şekilde arkasından iterse ve bir şekilde skoru yakalayıp galibiyetle bitirirse Fenerbahçe, o coşku bence bundan sonraki sezon içerisinde içerideki maçlarda devam edebilir. Ama Bak, ona rağmen evet. e, o desteğe rağmen kötü bir skor alırsa Fenerbahçe Cüneyt'in dediği gibi tam kırılgan Fenerbahçe taraftarı bütün sezon ortaya çıkar. Belki son yıllarda şu an anket yapılırsa Fenerbahçe türbününde favori Trabzonspor görebilirler. Bu maç için diyorsunuz. Evet enteresan. Bir 11'lere de bakalım 11'ler üzerinden de konuşalım. Futbolcu karşılaştırmaları da yapacağız. Ev maça dair sıcak bilgileri de sizlerle paylaşacağız.